Şu yeni gelen şoförün de burnu pek bir havada. Niye öyle diyorsun kız? Kibar oğlana benziyor. Ha, kibar. Orman kibarı. İki lafın belini kıralım dedik, ters yaptı. Sen de önüne gelen herife tebelleş olma bacım. Ne yapacağım? Nefs işte. Sen ona uymayaydın. Dombuldayan ben oldum, torun sahibi sen oldun demiş herif. Bak, Muzaffer Bey'in kahrını sen çektin, Sümüklü Güllü de safasını sürüyor. Aha. Sürsün, sürsün bakalım. Yarın öbür gün onun da hakkından gelecek biri çıkar elbet. Bilemeyeceğim artık. Buyurun hanımefendi. Teşekkür ederim Kemal'cim. Eşyaları çıkarmama yardım eder misin? Tabii efendim. Madam Emma'ya gideceğiz. Elini çabuk tut biraz. Tamam. Tamam değil. Peki hanımefendi diyeceksin. Peki hanımefendi. Başka bir isteğiniz yoksa ben gideyim hanımefendi. Bana sürekli hanımefendi demene gerek yok Kemal'cim. Sadece Halide Hanım yeter. Siz nasıl isterseniz. Bir de şunu salona koymak istiyorum. Bana yardım eder misin? Tabii ki. Rahmetli Behiye yengem çok severdi bu heykeli. Ha, abimin ilk eşiydi. Balayına Paris'e gittiklerinde bir antikacının vitrininde görüp almış. Vefatından beri bağ evinde duruyordu. Nihayet şimdi hak ettiği yeri buldu. Bekleyeceğim ben. Onun bir suçu yok. Yardım etmesini ben istedim. Öyle mi? Hı hı. Benim şoförüm kendi işlerini kullanamazsın. Nereden senin şoförün oluyormuş? Çünkü Muzaffer benim için tayin etti. Bağırmadan konuşamaz mısın sen? Bağırtmadan konuşmayayım. Bu ne bu? Bu cıbıldak herif heykelin ne işi var benim salonumda? Niye koydun bu süprüntüyü salonuma? Ağzını topla. O süprüntü dediğin şey Behiye yengemden yadigardır. Ne kadar banal. Ben salonumda cıbıldak herif falan istemem. Cahil. O insan değil. Aşk meleği Eros. Ayrıca burası sadece senin evin değil. Bu evin hanımı bensem benim dediğim olacak. Anlamam ben öyle Erol Merol. Dur artık seni daha fazla dinleyemeyeceğim. Sen de ne dikilip duruyorsun burada? Git arabayı çalıştır. Hemşire, nihayet teşrif edebildin. Hoş bulduk abi.
Günaydın Kemal. Günaydın efendim. Bayağı yakışıklı olmuş. Benimle yarışmaya niyetliysen eğer hemen söyleyeyim. Geçen sene büyük kulüpte Adana'nın en şık erkeği seçildin. Doğrudur efendim. Aa, indin mi kocacığım? Hadi gidelim. Muzaffer. Hı. İleride çocuğumuz olursa kız mı olsun istersen oğlan mı? Oğlan elbette. İsmini ne koyarsın? Bilmem. Hiç düşünmedim. Mesut olsun bence. Mesut. Fena bir isim değil. Hani benim ismimi değiştirecektik? Ne zaman başvuracağız mahkemeye? Akşam hatırlat da nüfus cüzdanını yanıma alayım. Olur. Unutma ama. Serap olacak benim adım. Güllü isminden nefret ediyorum. Köylü, basit insanları hatırlatıyor bana. Çok banal. Şoför efendi. Söyle bakalım ne demek banal? Adi demek. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.